Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos ayında çalışmalarını üyelerini destekleme faaliyetlerine yoğunlaştırdı. Ay içinde Mersin Üniversitesi Ortaklığı ve Girişimci İş Kadınları Derneği işbirliğinde yürütülen Mersin ilinde geleceğin işlerine yönelik teknoloji tabanlı uygulamalı eğitim merkezinin kurulması projesi kapsamında geleceğin işlerine yönelik eğitimler başladı. Bu kapsamda KOBOT programlanması ve çalıştırılması konusunda uzman bireylerin yetiştirilmesi adına endüstriyel KOBOT operatörlüğü eğitimi verilerek Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen Bitkilerin Sesine Kulak Verin, İklim Değişikliğine Uyum Sağlayın projesine devam edildi. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen projenin çalışmaları kapsamında taraflar bu kez yol haritasını belirlemek için Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ev sahipliğinde bir araya geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Akdeniz İhracatçı Birliği işbirliğinde Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal'ın katılımıyla firmalara küresel pazarda rekabet gücünü artırmak ve E-İhracat kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak için önemli fırsatlar sunacak İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Mersin İl Müdürlüğü işbirliğinde KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Gökbulut'un da katıldığı toplantıda KOSGEB Mersin İl Müdürü Daniel Peker katılımcıları programın detayları hakkında bilgilendirdi. Anamur'daki feribot ve deniz uçağı iskelesi açılışı için Mersin'e gelen Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, önceki dönem Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la birlikte ilk olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Çakır konuklarını Meclis Başkanı Hamit İzol, TOP Yönetim Kurulu üyesi ve Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte ağırladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Yücelen Vakfı desteğiyle kurulup işletme hakkı, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki ANSO Denizcilik AŞ'ye ait olan Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi açılışına katıldı. Açılış sonrası düzenlenen toplantıda Bakan Uraloğlu ile bir araya gelen Çakır ve İzol, kentin ulaşım alanındaki beklentilerini aktardı. Başkan Çakır ve İzol, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ay içinde Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Mustafa Karagöz'de yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde de bulundu. Bölgenin uzun zamandır beklediği Uluslararası Çukurova Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve kent protokolünde hazır bulunduğu açılış, protokol konuşmaları sonrasında kurdele kesimiyle tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ankara'da bir dizi temasta bulundu. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla bir araya gelen Çakır, yeni ekonomi bölgeleri konusunda yürütülen çalışmalara destek istedi. Temaslar kapsamında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı kurucusu Profesör Doktor Güven Sak'la Tarım ve Orman Bakanlığı Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Doçent Doktor Davut Keleş'te ziyaret edildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Meclis üyeleri Gökhan Ertus'un ve Metin Kaçar'la birlikte Mersin Otogalericiler sitesinin düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Aydemir ve kardeşlerinin desteğiyle anne ve babası adına yaptırılan Yenişehir Belediyesi Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi temel atma törenine katıldı. Törende Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri de Aydemir'i yalnız bırakmadı. Taşucu Liman bölgesinde özel ve gezi tekneleri atıklarının kontrolü ve deniz kirliliğinin önlenmesi adına yaptığı çalışmalar nedeniyle 21 nolu deniz yolu taşımacılığı ve destek hizmetleri meslek komitesine teşekkür plaketi verildi. Plaketi komite adına Taşucu Liman Başkanı Orhan Nas'tan, meclis üyesi Berdan Doğan aldı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından 2024 yılında YKS ve LGS'de dereceye giren öğrenciler için Mersin Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Gökbulut, 28 No'lu Komite Meclis Üyeleri Tamer Günel ve Ferhat Çakıl katıldı. Törende LGS'de 500 tam puan alan 6 öğrenci ile YKS'de ilk 100'e giren 6 öğrenciye plaket verildi. Altın hediye edildi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.